Sevgili izleyiciler, bu akşam programımızın birinci bölümünü tamamladık. Şimdi ikinci bölüme geçtik. İkinci bölümde de Samsun'un mahallelerini konuşuyoruz. Mahallelerin temsilcileri burada. Oyla gelen, doğrudan seçilen, böyle ön seçimsiz, yukarıdan atamasız halkın oyuyla, mahallelerin oyuyla seçilip gelen muhtarları konuk ediyoruz. Muhtarları ağırlıyoruz. Biz önce muhtarlarla tanışalım. Olur mu? Tanışalım. Şerif Yavşan, ilk adım Ağdolu Mahallesi Muhtarı. Bu ikinci dönem muhtarlığım. İkinci dönem. İkinci dönem Kaç, muhtarlığım. Ne kadar seçmeniniz var? Seçmenim 5200 seçmenim var. Kaç rakip vardı? Bir tane değerli bir arkadaşım vardı, onunla beraberdik. Evet. Yani kendisi gerçekten çok değerli bir arkadaşımız. Ben şimdi dinliyorum, hep rakiplerini tartif ederek söylüyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Ben çok güzel. Öncelikli olarak da buradan Samsun halkımıza ve özellikle bizi izleyen şu anda Anadolu Mahallesi sakinlerime hepsine iyi akşamlar diliyorum. Evet. Sorunlarınızı... O da biraz sonra. Biraz. Teşekkür ederim. Fatma Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sizi stüdyomuzda görmek bizim için mutluluk, buyurun. Tüm Samsun halkının buradan iyi akşamlar diliyorum. Özellikle Çiftlik Mahallesi sakinlerime de iyi akşamlar dileyerek bu söze başlayacağım. Ben Çiftlik Mahallesi'nin muhtarıyım. Kaçıncı Fatma dönem? Fatma Aksoy'um. İkinci dönemim. İkinci dönem. Ben de iki bey arkadaşım karşıma aday çıkmıştı. Onların arasından büyük bir oy farkıyla tekrar halkın büyük, beni tercih büyük ettiği bir oy için, farkıyla, tamam. Tercih ettiği evet. için tekrar muhtar olarak aranızdayım. Benim seçmen sayım 5880 seçmenim var. Mahallem çok eski bir mahalle. Çiftlik Mahallesi, Samsun Çiftlik'le alınan bir mahalle. Oranın ama şimdi muhtarı. Buradaki diğer muhtarları şimdi bakın, cevap hakkı da olmasın yani. Çiftliği yan plana çıkartıyorsunuz. Hayır. İtiraz edin olabilir. Değil. İtiraz olarak değil de gerçi Çiftlik de tabii Samsun, çok evet. Çiftlik'le anılıyor. Çiftlik'te gezmeyen diyorsunuz, Samsun'a tat alamaz. Yani uzak evet. Başka bir memlekete gittiğiniz zaman da nerede denildiği zaman Çiftlik deyince şu Samsun diye ya şimdi eskiden ama. De Mecidiye geçen akşam konuşuyoruz, bizim de Yerel Tarih Grubu diye bir grubumuz var. Mecidiye böyle hep isimlerden, padişah isimlerinden gelen şeyler, Mecidiye Çarşısı, Mecidiye Caddesi. Evet. Yani tabii Çiftlik'te evet. Bir başka güzel. Evet. Evet. Çiftliğimiz şu an çok daha güzel oldu. Yaya yolu açıldı. Araçlarımız geçmiyor çiftliğimizden. Çok güzel bir mekan oldu. Ama Fatma Ama Hanım şimdi orada birazdan geleceğiz oraya da. Orada eksiklikler var. De var. Eksikleri ben o de şimdi o cadde üzerine 300'er metre arayla havuzlar koysalar, renkli havuzlar koysalar. Olabilirdi, akşam ne güzel bir ambiyans olur. Öyle değil mi? Ben şimdi şehir plancısı değilim de yani öyle bir şey olsa çok evet, daha renkli olur. O büyük şehrimizin ve büyük şehre de teşekkür ediyoruz. Yani öyle güzel bir şey yaptığı için ama daha renkli, daha farklı bir şey olabilirdi. O taşlarımız daha renkli, daha güzel, görsel güzelliği olabilirdi. O binalarımızın dışları gerçi yapılacakmış ama ön plana çıkıp onlar bir an önce renklendirilip evet. Daha bir... Peki oraya geleceğiz. Kaç kadın muhtarsınız Samsun'da? Biz Samsun'da İlkadım ilçesinde 7 bayan muhtarız. Samsun genelinde 9 bayan muhtarız şu an. Kaç muhtarın içinde? Yani o 1200 muhtar Eyvah. İçinde çok azınlıktayız. Eyvah. Ama biz buradan çok seslenmiştik. Samsun'daki bayan arkadaşlarımıza lütfen muhtarlığa adaylığınızı koyun. Koyan arkadaşlarımız da var ama bir arkadaşlarımız herhalde ön vermemiş gibi. Ama gittikçe de artıyor galiba değil mi? Artacaktır da. Artacak. Bundan değil. Sonra daha çok muhtar olacağına inanıyorum. Hı. Çünkü bizleri gördükçe insanların muhtarlar çok iyi bir muhtarlık yapılıyor, bayanlar daha güzel yapıyor diye bu şeyleri de alıyoruz. İnşallah ileriki saflarda daha fazla muhtar olacak. Evet. Efendim buyurunuz. Efendim ben Atakum'da ikamet ediyorum. Aynı zamanda Atakum Muhtarlar Dernek Başkanıyım. Adım Zeki Topsakal. Esenevler Mahalle Muhtarıyım. 12 bin seçmenim var. Bayağı bir... 12 bin normal bir ilçeden daha... 12 bin seçmenin tek adayı. Tek adaysınız. Evet. Olmadı. Atakum'u siz korkutmuşsunuz insanların gözünü. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu karşılıklı sevgi saygıyla. Yani karşısına çıkmayalım mı diyorlar acaba? Evet. Yani layıkıyla bir şey. Ama ben kutluyorum sizi. Teşekkür ediyorum Şakir Bey. Tabii ki 12 bin
seçmeni olan bir mahallede karşınıza aday çıkmıyorsa bu benim için bir onur. O mahalle sakinlerine huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Ama ben yine de çıkmasından önümüzdeki dönemlerde bir yarış olsun. Önümüzdeki dönemlerde ben muhtarlığı düşünmüyorum artık bundan sonra. Bir yaşım gereğince ulaştık yaşı. 10 yıllık bu benim ikinci devrem. Ama şimdi gibi. Politikacılar gibi ama o gün için geçerli değil mi yani? Benim adım Zeki Topsakal. Öyle mi peki? Ha, yani bir şey söylüyorsam söylemişimdir. Onun dışında bir şey söylemem mümkün değildir. Ben Atakum'un dernek başkanı olmam vesilesiyle tüm Atakum'daki bizi izleyen ve orada ikamet eden bütün arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi Atakum'da sunuyorum. Atakum da çok güzel. Şimdi evet. Bizi dünyadan her taraftan izleyenler var. Türkiye'den bizim Atakum'umuz da çok güzel. Yani biraz daha hızlı çalışmamız gerekiyor Atakum'la evet. Alakalı söylüyoruz. Şimdi yeni bir belediye başkanımız. Şu anda bu konuda hiçbir şey söyleme şansım da yok. Yenidir, oturuyordur, kadrosunu kuruyordur, çalışıyordur. Ama bugün bir şey desen ki eksik var mı? Var. Ama bu eksikler şimdi için geçerlidir. Ama yarın eksikler varsa o zaman işin topuzunu kaçıracağız. Evet. Ama şimdi tabii ki karşılıklı anlayışla beraber eksiklerimizi gündeme getiriyoruz. Diğer arkadaşlar. Yani birinci öncelik diyalog mu diyorsunuz? Tabii. Yani. Yerel yönetimlerle diyalog. Evet. Yani ben işte Metin Bey'e geldiğim zaman Metin Bey'le belediye başkanlığı yaptım. Karşılıklı diyalogla beraber abi kardeş gibi. Yani evet. Kesinlikle bugün bir belediye başkanıydı. Bugün bizim gibi bir vatandaş. Yani şimdi o parti bu parti seçilmiş gelmiş yani. Yani partiyle alakası yok. Biz seçilmişle alakalı konuşuyoruz. Biz siyaseti bıraktık. Onlar da bırakmışlardır mutlaka ki. Evet. Biz karşılıklı diyalogla beraber. Bizim burada hiçbir arkadaşımız siyaset yapma hakkı yok. Kesinlikle. Biz mahalleye hizmet alabilmek için biz mücadele etmekle mükellefiz. Ve bunu da yapacağımız arkadaşlar yapıyorlar. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar efendim. Evet. Teşekkür ederim. Efendim buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İlk adım Hançerli Mahalle Muhtarı Asuman Koç. İkinci dönemi eski konuşmacılarımızdan olduğuna göre eski muhtarlardan. İkinci dönemi evet. Benim de. Sizin kaç seçmeniniz vardı? Benim 3200 seçmenim var. Hangi mahalle? Hançerli Mahallesi. Hançerli Mahallesi. Çok eski bir mahalledir. Eski bir mahalle. Evet. İsmi nereden geliyor acaba? Hançer mi yapılıyordu acaba? Yani... Evet, bir rivayete göre Yalı Cami denilen bölgede imalat varmış. Hançer imalatı. Oradan isminin alındığı söyleniliyor. Ve orada yaşayan halkın da hançerle gezdiği beylerin rivayete göre... Bunlar var. Evet. Peki Samsun'daki bayan muhtarların sayısı çoğalmamız lazım. Çoğalmayı istiyoruz. Kısaca böyle diyorsunuz. Evet, çoğalmamız lazım bayanlar. Peki. İsteğimiz. Evet. Efendim buyurunuz. İyi akşamlar diyorum. Kara Samsun muhtarı Hüseyin Yıldırım. Benim de ikinci Hüseyin dönemim. Bey, söze girmeden bu programın yapılmasında bize böyle bir teklifin getirilmesinde başkan ve Hüseyin Bey'in de emeği var. Ama işte sizin çabalarınız sağ olun. Sizin evet, de buyurun. Büyük emeğiniz var. Çok teşekkür ederim size ve şahsınızla Kanlı AKS'ye. Gerçekten böyle programlara ihtiyacımız var. Yani bazı yerlerde ses getirmemiz lazım. Muhtarların da artık sahneye çıkması lazım diyorum ben. O yüzden bu tür programlara gerçekten ihtiyaç var yani. Sayın Şakir Bey. Vallahi şimdi eski bir politikacı vardı. Hayattan da ayrıldı. İlyas Kılıç. Evet, ben öğrenciyken onun mektuplarını yazıyordum. Bana diyordu ki muhtarı kaybeden bir daha seçilemez diyordu. Onun için muhtarı kaybetmemek lazım. Buyurun. Ben de katılıyorum. Allah rahmet eylesin. O da rahmet istedi bu akşam demek ki. Ben mahallemde ikinci dönem. Ha yapılacak işlere daha sonra geleceksek. Sizin ne kadar seçmeniniz var? Benim 3000 seçmenim var. Devamlı Kara göç Samsun, alan. Kara Samsun derken yani Samsun'un Akça tarafı, Kara tarafı niye Kara Samsun? Yani bunu soracağını biliyorum da. Kara Samsun metropol bir Samsun. Yani tarih fışkıran bir yer. Kara Samsun adı nereden geldiğini araştırdık. Gerçi araştırmaya gerek yok. Büyük bir yangın geçirmiş bu Samsun. O taraflar da bu altın hattathanelermiş o askeriyenin olduğu yerler.
Oralar yangın geçirince kapkara olmuş. Herhalde Kara Samsun, Kara Samsun diye diye Kara Samsun kalmış adı. Evet. Ve tarih fışkıranda bir yerimiz. Peki tarih fışkırıyor da tarihi dokuya sahip çıkabilme hangi aşamada? Ama tarih zamanla talan edilmiş. Şu an hiçbir şeyi kalmamış. Geri kalanla mı uğraşıyorsunuz? Geri kalanla uğraşıyoruz artık. Yani dediğiniz gibi işte sit alanı çalışmalarıydı. Evet. Sağ arkeologlarımız da iyi çalışıyor. İyi şeyler çıkınca da değerlendiriliyor. Müzelerde bayağı eserlerimiz var evet. Yani bölgemizin. Evet. Bizi şimdi yeni izleyenler vardır. Başkanı da yeniden tanıyalım. Barıthane Mahallesi Muhtarı, aynı zamanda Samsun Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Öztürk. Efendim siz de barut mu üretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet, bizim orada Barıthane'de, Barıthane çok yeni kurulmuş, 94'te kurulmuş bir mahalle olarak. Bizim karayolların çok büyük barut depoları vardı, sığ yok olan. Tabii. O barut depolarından Barıthane mevki 94'te Kalkancı Mahallesi tekti. Ayrılınca Kara Samsun kuruldu. Aynı dönemde kurulduk. Barıthane Mahallesi kuruldu. O barut depolarını yaşatamadık yani. O barut depolardan bir tane bir Neriman teyzemiz var. O oturuyor o şey evde. Daha önce biz Aksi bilen program yaptığımız o evin tanıtımını yapmıştık. Evet. Samsun genelinde. Ben genelde tanıtım yaptığımız biz muhtarlar... Barut artık da demek ki daha teknik olarak üretiliyor tabii, ki... Tabii. O zamanlar, gerek kalmıyor. Tabii, karayolları onu sırf yolları şey yapmak için... Malzeme üretmek için, dağlara dinamitleri kullanmak patlatır, için, tabii bunun için kullanılıyordu. Biz burada Samsun'da muhtarlar arası çalışmalarda, Zeki abi sağ olsun, Canik'teki arkadaşımız da rahatsız, inşallah onu da önümüzdeki dönemlerde evet. Misafir edeceğiz. O da Canik'teki ilgili sorunları anlatacaktır. Ben Konfederasyon Başkanımız Sayın Hüseyin Akdeniz'de, ilgili programlarda yine burada, çünkü çok büyük çabaları var Türkiye çapında. Biz bu kurultaylara katıldım. Ben, yani siz Türkiye çapında bir tabii, örgütlenme... Var ben mı? Yaklaşık 3 dönem çözüm süreciyle ilgili de toplantılara katıldım. Diyarbakır'da, Muş'ta, Mardin'de bu toplantılara da katıldım. Oradaki sıkıntıları da yerinde gördük. Yani biz orada bir akil muhtarlar konumuna geldik. Hakikaten çok toplantımızın konuşmacısı, biz de konuşmacıydık. Biz de konuştuk. Orada bulunanlardan yani sırrı sakık bugün oradaki insanlarla bazı şeyleri paylaştı. Biz de orada yaşadık insanlarla. Evet. Yani Samsun'da kafamızı kuma gömecek halimiz yoktu. O toplantılar geçe daha önce yapılsaydı, buradaki Samsun'daki sivil toplum örgütleri de Muş'u, Mardin'i, Diyarbakır'ı sık sık gidip gelselerdi. Sadece askerlik yapmak için biz gittik geldik oralara. O bölgemizi yani daha iyi tanıdık. Yani diyalog eksikliği var. Kesinlikle. Bunu yavaş yavaş çözüyoruz. Tabii kesinlikle. Ben birinci dönemde konuştuğum için şimdi ikinci dönemde genelde Samsun'la ilgili bazı şeylerimiz var. Onlarla ilgili he, kız tabii tamam. Tabii. Ben mesela Samsun'da olmazsa olmaz mutlaka şimdi burada bulunan mahalle mesela ihtiyacı olmayan kimdir diye sorarsan bu mahallenin içinde Zeki abidir. Çünkü Esenevler Mahallesi yeni kurulan modern bir mahalledir. Ama geri kalan Anadolu Mahallesi, Kara Samsun'un bir kısmı fazla değil o da girmemi ama asıl nüfusun yoğun olduğu bölgede kentsel dönüşüm mutlaka buradan Erdoğan Başkanım da bu işleri mutlaka düşünüyor. Büyükşehir'e el vererek kentsel dönüşüm mutlaka uygulanmalıdır. Esenevler Mahallesi dediniz de bir önceki işte reklam önceki programda onda gündeme gelmişti. Baz istasyonları. Baz istasyonu mucidi Esenevler Mahallesi'nde onu kapatarak koymuş. Evet o da bir mucitlik. Mucit. Benim halkım çok kurnazdır. Onu mucitliğini yapar. Bunu bir de bizim yine bu iş adamları toplantısına katıldım. Orada özellikle vurguladıkları mutlaka Samsun önünde bulunan limanın çarşamba tarafa taşınmasını, bu limanın mutlaka kruvazör turistlerin geldiği çok büyük. Bugün İzmir'de seyrediyorum, İstanbul, Galata hanesinden çok büyük kruvazörlerin gelip evet, turistlerin 3-5 gün konakladıklarını, Samsun'a mutlaka bunların taşınması gerektiğine inanıyorum ben. Hem Samsun'un önünün açılacağına inanıyorum ki mükemmel otelimiz de bitmek üzere orada. Çok gecikmeli olduğu halde yine buradan bunu öner ayak olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İşte Karadeniz turizmi gelişiyor. Samsun ne kadar pay alıyor? O da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kısa olarak bir anekdot olarak biz valimize hoş geldin diye gittiğimizde evet, aynı şeyi valimize söyledi. Samsun'da bir merkezde 100 bin lira var. Şakir Bey, bu 100 bin lira dolanıyor. Yani dışarıdan gelen para yok. Turizm gelirse dışarıdan gelen para paylaşım daha çok artar. Kişi başına gelen gayri safi milli hasıla daha çok paylaşılır. Evet. Bu da bize kalır. Yine oradan edindiğim arkadaşları mutlaka diyor sahillerde bulunan tarım arazilerindeki akraba paylaşımlarının kaldırılması. Yani buradan Çarşamba'ya Çaltıburnu'na kadar olan alanın sanayi açılması. İstanbul'dan, Ankara'dan veya yurt dışına gelen yatırımcıların mutlaka önünün açılması. Yani gelen diyelim ki Şakir Bey yatırıma geliyor Samsun. Elinde bir çuval dolar veya euro olan geliyor. Gel kardeşim yatırım ne yapmak istiyorsun? Şimdi biz Samsun'da bulunan sanayicilerimize
şeyi gösteriyoruz. Şu an ismi aklıma gelmiyor. Havuza'ya giderek Bektiğin'i gösteriyoruz. Ya yatırımcı diyor ki ben Bektiğin'e gideceğim İstanbul'a giderim diyor. Çünkü İstanbul'dan dünyaya görüyorum. Bektiğin'e gitmiyor. Biz bir şekilde burada atıl vaziyette kurup tarım arazisi kullanmadığınız bölgede sanayi açmak zorundayız. Evet. Olmazsa olmazlarından biridir. Ve yine de sağ olsunlar üst yolumuzu yaptılar. Çevrede olmazsa olmazlardan biri mutlaka çevre yolumuzun arkadan doğru tek köyden bağlanması istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet efendim sizi dinleyelim. Kısa kısa alalım muhtarlarımızdan. Ben biraz kısa olmayacak kimde geliyor. Ama şimdi şöyle evet. Yapalım. Bizim süremiz sınırlı. Hepimiz eşit kullanalım. Öz olarak kullanmak istediğim bazı konularım var. Daha sonra daha geniş şey, konuşmalar yapacaksınız. Aralama Mahallesi olarak 94 yılında kurulduk. Buralar yeni yerleşim yeriydi. Yalnız 6306 sayılı bir yasayla beraber bizim bu mevkiimiz, Zeytinlik Mahallesi ve Anadolu Mahallesi tamamı Kadıköy Mahallesi olarak AFES bilgisi altındaki dönüştürülmesi adı altında bir yasayla beraber kanunlaştırıldı. Bu evet. İşten geçti. Yalnız bizler Samsun Göbeğinde yaşıyoruz. Kuzeye insek 10 dakika, doğuya gitsek 10 dakika. Yani tam bir merkezi olan mevkide olmamıza rağmen benim mahallemde doğalgazım yok. Benim mahallemde kentsel dönüşüm diye söylediler. Ben evime bir tek çivi çakamıyorum. Adam evine tamir yapacak, düğün yapacak. Diyor ki ya muhtarım ne yapacağız? Ben buraya çivi çakamıyorum. Ben buraya çivi çakamıyorum. Ya kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm. Söylemiyor musunuz yetkililere? Söylememize rağmen buraya bir çözüm bulamadık. Ve bekliyoruz. Özellikle ne olacağı konusunda. Merkezi yaşamımıza rağmen ben hala kömür dumanıyla zehirlenmeye çalışıyorum şu anda. Samsun'un merkezinde kömür dumanıyla zehirlenmeye çalışıyorum. Doğalgaz gibi bir olay varken benim vatandaşım niye mağdur oluyor? Şöyle bir mesaj vardır Şakir Bey. Bir hasta vardır. 70 yaşına gelmiştir veya 80 yaşına Allah uzun ömürler versin. Doktor der ki kardeşim bunun ömrü bitmiş yani ay günü yaşıyor. Ama bunun son anına kadar doktor dayı buna ilaç vermeye çalışıyoruz. Evet. Tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama tabii biz amaç şu anda, yaşatmak. Yaşatmak. Biz şu anda ne yaşadığımızı biliyoruz ne öldüğümüzü. Yapmayın ya. Gerçekten böyleyiz yani. Bir tane her şeye mağduruz. Bu bunlar üzere dediğim mevkide. Benim doğalgazımı versinler. İmar yapacaklarsa imarımı yapsınlar. Kentsel dönüşümde bunu bir an önce yapsınlar ki benim vatandaşımı mağdur etmeden, kimseyi ağlatmadan, kimseye yakınını incitmeden. Ha bu seçimler hep söz veriliyor ama bir türlü sonuca ulaşamıyoruz. Bunun yanında ayrıca şunu söyleyeyim. Söz aldınız mı? Söz aldınız mı seçimden önce? Vallahi her gelen o zaman takip o ama, zaman takip edeceksiniz. Vallahi bu seçimden seçime kalıyor gibi geliyor bilmiyorum. Onu bilemem ama o zaman takip ediyoruz yani. 7,5 ay bir zaman geçmesine rağmen hala inşallah bu konuda ben Büyükşehir'deki Sayın Genel Sekreterimiz Sefer Ağlı Beyefendi'ye gerçekten teşekkür ediyorum. Bir uğraş içerisinde yoğun işe başladığını çok iyi biliyorum. Evet. İnşallah bu konuyu çözeceğine de inanıyorum. Bunun yanında bizim eğer bu olmazsa gençlerimizle ilgili gençlik merkezlerinin olmasında bizim gençlerimiz kenar mahallelerdeyiz. Biz. Evet. Bizim gençlerle ilgili çok büyük sorunlarımız var. Öyle mi? Bunların oturacağı yerler yok, spor yapacağı alanlarımız yok, bir parklarımız yok. Ya bu gençlerimizin bir gençlik merkezleri gibi bir şeyler olursa. Yani bir amaç, bir sportif, kültürel amaca dönük altyapı yatırımları gerekiyor diyorsunuz. Böyle bir şeyler yaparsak inanıyorum ki yani Samsun gerçekten güzel günlere şahit olacaktır, güzel günler yaşayacağız. Çok önemli bu. Bunları bir önem vermemize fayda var diye düşünüyorum. İnşallah yetkililerimiz de bu konuyu duyarlı davranırlar. Ama tabii bunun yanında özellikle istediğimiz doğalgaz ve şu imar sorunlarımızın bir an çözülmesi. Eğer kentsel dönüşüm yapmayacaklarsa bizim normal imar planlarımız bize verilmesi. Ama şimdi yani sizin mahallede bir potansiyel var. Bu doğalgaz görüştünüz mü? Yani gecikmesin evet şimdi her gittiğim yerde ben bununla ilgili yetkili firmaya gittiğimde diyor ki efendim bu mahalle kentsel dönüşüme tabi tutulduğundan dolayı anlaşıldı. Ben buraya doğalgaz veremem. Eyvah. Diyor ki efendim nasıl olacak? Onu diyor ki ben bunu döşerim yalnız bana belediye deplase bedelini ödemek zorunda. Ya bugün biz belediye deplase bedelini süre var mı? Yok. Yani atıyorum bu 30 yıl sonra da burası kentsel dönüşüm ise deplase bedelini sizin, dolar bazında sizin işiniz ödüm. Zor anlaşıldı. Gerçekten çok zor durumdayız. Sizin işiniz zor. Yetkililerden bu mahallelerde biz mevcut acil çözümler bekliyoruz. Peki ilanen teşekkür duyurulur. Ediyorum ilanen. Yetkililer inşallah sesimi duyacaklardır. Tamam. Biz de buradan ilanen duyuruyoruz. Mahalle altında bize bunu soracaktır yarın. Ya muhtemelen ne dedin diyerek. Peki. Ya bütün mahallemin tek sorunu. Ya siz bu, mahalleliler için buradasınız. Evet onların sorunları. Onların yaşam kalitelerini yükseltmek için mücadele vereceksiniz tabii. Otopark evet. Sorunu zaten bütün Samsun'umuzun sorunu. Ortak sorun. Ama dediğim gibi ben kentsel dönüşüm olduğu için daha fazla. Evet teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Fatma ediyorum. Fatma Hanım'a verelim mikrofonu.
Fatma Hanım'ın hiç sorunu yoktur. Biraz önce bayağı bir methetti çünkü çiftliği. Ama benim çiftliğim oturmuş bir mahalle arkadaşlar. Yani arkadaşlar üst bölge, alt bölge diye ikiye ayrılıyor. Ben gerçekten de çiftlikte çok geziyorum. Sonra bana demesinler ki var olan sorunları kapatıyorsun demesinler. Yani anlat. Sorunumuz tabii ki var. Hiç olmadı diye bir şey yok. Sorunlarımız tabii ki yollarımız, kaldırımlarımız, eksiklerimiz var ama yapılıyor. Yapılması için de başvurularda bulunduk. Şu an asfaltlamamız yapılıyor. Ben buradan İlk Adım Belediyesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Fenişleri Müdürümüze benim özürlü, görme engelli bir... Engelli diyelim ona. Engelli yolumuz vardı. Onu çok yakın bir zamanda yaptılar ve vatandaş, halk çok memnun. O engelli vatandaşlarım gelip bana teşekkür ettiler ki Muhtar Hanım çok teşekkür ediyoruz böyle bir kaldırım çalışması başlattığınız için. Tabii eksiklerimiz var. Çöp sıkıntımız vardı. Onu alt bölge olarak pilot bölge seçildik. Şu an çok güzel bir çalışma yapıyor İlk Adım Belediyesi. Temiz kişilerine de teşekkür ediyorum. O çalışmasından dolayı çöplerimiz sık sık alınıyor ama vatandaş tabii ki yine bırakıyor. Ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Fatma Hanım, belediye ile diyalog köprülerini döşedin. Döşemiş olalım. Ben mahallemde en büyük sıkıntımız, çiftlik mahallesi olmasına rağmen kesinlikle çocuklarımızın çıkıp oynayabileceği bir metrekare toprağımız yok. Evet. Ve çocuklarımızın yeşili asla... Ayrılmamış değil mi? Yok. Zamanında ayrılmamış. Ben belediyelerden şu an oranda kentsel dönüşme girmesini isterim. Çünkü çiftliğin çok eski bir yerleşim yeri olduğu için arka yalnız planda... hep kentsel dönüşüm diyorsunuz. Kentsel dönüşüme taraf olanlar olduğu gibi kentsel dönüşüme karşı olanlar da var. Mesela mimar mühendis odalarının görüşleri var bu konularda. Yani karşı taraf olan da var, karşı olan da var. O da ayrı bir program benim konusu. Benim şöyle bir sıkıntım var. O da ayrı bir program konusu. Onun uzmanlarıyla yapmamız gereken tabii ki bir program binaların konusu. Binaların arkalarında boş atıl vaziyette hiç kullanılmamış yerlerimiz var. Bunlar hiçbir zaman kullanılmıyor. Atıl kalmış. Onlar otopark olarak dönüşebilir. En azından binanın otoparkı açılabilir, rahatlamış olur. Evet. Bizim şu an otopark sorunumuz tüm Samsun'un sorunu ama çiftlik kapandığı için arka kısımlar çok sıkıntı. İki misli daha büyük sorun diyorsunuz. Fazla ve buna en başta ben şu Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nun, ilkokulumuzun alt kısmına otopark yapılmasını büyüklerimizden rica ediyorum. Hepinize iyi akşamlar, saygılar sunuyorum. Evet, efendim buyurunuz. Atakum'da, Esenevler'de sorun yok ama Atakum'da çok sorun var. Şakir Bey, özellikle Büyükşehir Yasası ile alakalı bu yasa çıkınca yeni mahalle olan köylerimizde büyük bir sıkıntı var. Hı hı. Özellikle gerçi burada da aynı sıkıntı var. İlk Adım'da da Canik'te. İçme suyu. Vatandaş 10 sene önce ev yapmış, hala taşımayla su sıkıntısını gideriyor. Geçen sizin programınıza gündeme ben bu konuyu gündeme getirdim ve ben buraya çıkarken mesaj çektim arkadaşlara, programa çıkıyorum. Sıkıntılarınızı bana bildirin ki ben Şakir Bey'im bize bu fırsatı verdiği için onun nezdinde ben bu sizin sorunlarınızı dile getireyim diye. Evet. Özellikle sadece Atakum'la alakalı değil bu su sıkıntısı. Bu Canik'le de alakalı, Tekke Köy'le de alakalı, İlk Adım'la da alakalı. Su sorunu dünyanın sorunu. Yani hayır, şimdi Şakir Bey, özellikle 10 yıl önce köyde su var. Evet. Fakat vatandaşa su yok. 10 sene önce bina yapmış, projesi yokmuş. Ya arkadaş yani bunu çözmek sizin göreviniz. Bunu halledeceksiniz. Bu vatandaş susuz ne yapacak? Taşıma suyla yani hepimiz yaşadık onları. Evet. Taşıma suyla bu değirmen ne kadar dönecek? O yüzden birinci sorunum bu. İkincisi özellikle diğer muhtar arkadaşlarımı da izledik. Bu elektrik kesintisine artık bu YETAŞ bir son vermeli. Yani hakikaten azıcık bir esinti olduğu zaman elektrik yok. Az bir fırtına yağmur yağıyor elektrik yok. Yani Atakum metropol bir şehirde yaşıyoruz ama böyle bir sıkıntıyla devamlı vatandaşımız karşı karşıya kalıyor. Yani böyle bir problem sık sık karşılaşıyor musunuz? Aynen öyle. Yani özellikle de yeni olan mahalle olan yerlerde hat safhada bunlar. Evet. Şimdi bir de
bu yeni mahalle olan köy mahalle olan da mahalle olan yerlerde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan otobüs talep ediyorlar yolcuları hı-hı. taşımak için. Evet. İsteyen arkadaşlar öylesin. Yani herkese olmayabilir ama isteyen muhtar arkadaşlar var. Buralara bu ihtiyacın giderilmesini talep ediyorlar. Bunu da dile getireyim. Bu özellikle... Peki şu anda dolmuşlarla falan mı oluyor şey ulaşım? Aynen öyle. Yani köy minibüsleriyle evet, falan mı oluyor? Köy minibüsleriyle beraber. Onlar da bir yerlere kadar geliyor. Ondan sonra ya trene biniyorlar ya otobüse biniyorlar. Böyle de ihtiyaçtan gidiyorlar. Bayağı bir sıkıntı var diyorsunuz. Sıkıntı, has safhada bir sıkıntı var. Evet. Bu baz istasyonu ile alakalı yine geçenki programda gündeme getirmiştim. Hı-hı. O... Aynı şeyler yine ama baz istasyonunu şimdi Sayın Muhtar biz burada konuşuyoruz, görüşüyoruz. Yani adam bu apartmandakiler toplanıyorlar. Yan taraftaki apartmanı, karşı apartmanı düşündükleri yok ya. İşte buradan bir hastalık yayılıyor, buradan bir sıkıntı yayılıyor. Yani vatandaşta da bir şimdi, şey mi var yani? Şakir siz Bey, sık karşılaşıyorsunuz buna. Siz nasıl görüyorsunuz ben, bunu? Ben şimdi başka bir konuya getireceğim sizi. Evet. Ben yetkili... Yani bu devleti sek ve idare eden insanlar, baz istasyonu ile alakalı söylüyorum. Hı. Baz istasyonu insan sağlığına zararlı mı? Değil mi? Değil mi? Ha, çok bunu doğru. Çözmeleri lazım. Bunu çözmeleri lazım. Evet. Bunu açıklamadıkları sürece vatandaş muhtara, muhtar karakola, muhtar belediyeye mekik dokuyoruz. Ya ben niye vatandaşla karşı karşıya kalayım? Baz istasyonu insan sağlığına zararlıysa yapılmasın. Yani bağlayıcı kural olacak diyorsunuz. Aynen öyle. Ama baz istasyonu insan sağlığına zararlı değilse çıksın yetkili açıklasın ve bu vatandaşlar rahatlasın. Kimimiz su deposunun içerisine, kimimiz bacamızın içerisine, kimimiz bilmem bir... Fıçının içine koymuş. Aynen öyle. Esenevler'de fıçının içinde var. 500 litrelik su var. Fıçının dışında hatırlıyorsanız. Yazmış öyle. 500 litre. Su deposu gibi. Ama aslında su deposu değil, değil mi? Değil efendim değil. Yani ne ilginç benim, bir şey. Benim söylemek istediğim şey önemli olan burası. Şakir Bey, insan sağlığına baz istasyonu zarar veriyor mu vermiyor mu? Bunu açıklasınlar. İnsanlar da açık işlese rahatlasınlar. Ben bu özellikle son zamanlarda uyuşturucu ile alakalı bir konuyu gündeme getirmek evet. istiyorum. Bu çocuklar hepimizin çocukları. İnsanların sağlığıyla oynanıyor ama kanunen de bunu çok bağlayıcı tarafı yok. Polis arkadaşlarla konuşuyoruz. Ya adamı alıyorum götürüyorum adliyeye. Ben diyor götürdüğüm adam sokakta gidiyor ben savcıya ifade veriyorum diyor. Bu şekilde Şakir Bey uyuşturucuyla mücadele etmemiz mümkün değil. Yani artık bir şey yapılıyorsa cezası varsa bu ceza buna uygulanmalı ki vatandaş bu cezayı artık ben bunu yaparsam buna bir ceza göreceğim demeli. Örnek olmalı diyorsun. Örnek olmalı. Ben bir anımı anlatayım da muhtarıma vereyim. Buyurun. Ben biraz hassas bir insanım. Yani vatanımı milletimi seven bir Türk milliyetçisiyim. Açık ve net konuşuyorum. Hı. Ben herkes sanımsız atlanır. Ben özellikle bu yeni genç nesille alakalı söylüyorum. Özellikle gelip masanın üzerinde oturur. Ya arkadaş yani oturak varken bu masanın üzerinde niye oturursunuz? Ben bunu geçen Kaymakam Bey'le anlattım. Size de anlatayım. Evet. Bu da insanlara bir şey olsun, ders olsun. Bir hanımefendimiz kızımla dedim ki, kızım yaklaştım kendisine. Dedim ki, niye oturuyorsun masanın üzerinde yavrum dedim ona. İfade bu. Böyle döndü de bana sana ne demez mi? Ben de 2-3 adım attım, yaklaştım kendisine. Dedim yavrum kulağım duymuyor dedim. Bir şey söyledin ama bir daha söyler misin? Dedi bana sana ne? Bana bir şaplak vurmuşum. Yapmayın muhtar. Aynen öyle. Kaymakam Bey de anlattım. Ama dedi ki Halk Eğitim Müdürü Hasan Bey toplantıdayız. Ya hiç hoş olmadı. Dedim ki Şakir Bey dayak yemediniz mi Şakir Bey okuldayken? Ama şimdi. Ya bir saniye. Yok. Bir yere yani getireceğim sizi. Ben bir yere yani getireceğim. O davranış hem şık değil hem doğru değil ama siz de şimdi. Ama bak bir şey söylüyorum Şakir Bey. Ben ilkokulda... Ziya Paşa gibi ile uslanmayandan başlamışsınız. Hayır, ben bir ona orada değilim ben. Evet. Ben diyorum ki, ben okulda bir kabahat yaptım, benim kulağımı hocam çekti. Dedim ki, bu kabahati bir daha yaparsam hocam yine benim kulağımı çekecek düşüncesiyle. Ben o inşallah o yavrucağımı o şamara attım, inşallah onun dönüm noktası olur diye attım.
Yani bir daha bu hataya düşmez yani. Sayın muhtar onu... yapmayın ya. Vallahi yapmayın. Yani ben bir de şey söyleyeyim yine. Özellikle bu konuyu geçen devrede işledik. Yine de söylüyorum. Bu protokol camimiz düşünülüyor Atakum'da. Bu ben protokol camisine karşı bir insan değilim. Camiyim. Ben cami cemaatiyim. 35, ama yerine karşısın. Yerine karşıyım. Ben 35 niye yıl... karşısınız? Kısaca alalım. Şimdi efendim, yani trafik mi kaos olur, aynen, ne olur? Aynen öyle Şakir Bey. Özellikle Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında taşıt kuyrukları Kara Samsun'a yani Mustafa'nın oraya kadar Baruthane'ye kadar konvoyla gidiyorsunuz. Şu anda. Şu anda. Bir de o cami kurulsa. Bir de o camide düşününüz ki bir cumhurbaşkanı gelmiş veyahut da bir bakan, bir başbakan gelmiş orada namaz kılacak. Yani veyahut da bir cenaze var. Evet. İnan ta Samsun'a kadar araba kuyruğu gider. Ya buna çözüm bulup kilitlenecek. Ya buna bu trafiğe çözüm yolu bularak buna yapalım veyahut da bu sevdeden ya da yerini değiştirelim. Ya da bu sevdeden vazgeçelim yani. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim Şakir Bey. Evet Asuman Hanım buyurunuz efendim. Benim mahallemin birçok sıkıntıları var. Her mahallede olduğu gibi. Evet. İnşallah gidereceğiz. En başta okulum yok. Hançerli Mahallesi'nin bir okula ihtiyacı var. Şimdi siz bunu bir yetkiliye gittiğinizi sorduğunuz zaman yeriniz var mı diye sormadan önce ben sorayım. Sıkıntı evet oradan kaynaklanıyor zaten. Çok eski yerleşim, çok eski bir mahalle olduğu için. Yani az evvel Fatma Hanım'ın söylediği gibi milimetrik boş alanımız yok. Parkımız da yok o yüzden. Planlama zamanındaki evet, planlamalar. Evet, evet. Şahıs yerleri, evler, yerleşim ve benim esnafım çok. İş yeri fazla bende. 1500 esnaf var iş yeri. Gündüz cıvıl cıvıl, çok zengin bir mahalle diyorum. Ama akşam oldu mu karanlığa bürünüyor. YEDAŞ'tan sıkıntılarımız çok. Mahallelerde, diğer mahallelerde olduğu gibi. Evet. Elektrik direklerimiz yok. Öyle karanlık sokaklarım var. Bunları dilekçelerle ilettim. Şu anda bir Fatih Sultan Mehmet Caddemiz var. Pazar mahallesiyle devam eden. O sokağımızdaki orta direkler süslü, bakırlı, işlemeli falan. Fakat 2-3 direk yanıyor, gerisi yanmıyor. Birkaç kere haber verdik. Gelen bilgiye göre de dönüşümde alt bir çalışma, ölçümler yapılmış YEDAŞ tarafından. En kısa zamanda ışıklandırılmasını istiyoruz. Bütün Samsun'un. Bir tek benim mahallem değil. Evet. Bütün Samsun'un. Ayrıca trafik karmaşası bende de var. Üst bölge bulvar olduğu için iki sokak üstümüz. Necati Efendi sokağımız var. Gidiş dönüşlü artı arabalar park yapıyor. Hı. Evlere girmek büyük bir sıkıntı. Evet. Vatandaşlar muhtar hanım burayı tek şerit yaptıralım olmuyor. Onun çabası içindeyiz. İnşallah onu da başaracağız diyorum. Bayanların talebi çok. Spor salonu istiyorlar, gençler istiyorlar. Erdoğan başkanımızla görüştük sağ olsun. Bu konuda çok duyarlı. O da varız diyor. Ne gerekirse getirin diyor. Proje getirin bize. Bu konuda kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Temizlik işleri çok güzel bir düzene girdi. Konteynerler vardı mahallemizde, sokak aralarında. Onları kaldırdık. Şu anda vatandaş hemen hemen 5 aydır afişlerimiz asılı, duyurular, el ilanları, birebir görüşmeler yapıyoruz. Akşam çöplerinizi akşam 8'den sabah 8'e kadar kapı önlerine belli bölgelere bırakın, arabalar alsınlar. Temizlik işleri, fen işlerine hepsine teşekkür ediyoruz. Asfalt çalışmamız geldi. Asfaltımızda bozuk yerlerimiz vardı, kırık dökük yerler. Bir sokağımız var, ona da büyük şehirden istiyoruz. İnşallah bunlar da giderilecek. Siz bayağı bir çözüme ulaşmışsınız. Allah'ın izniyle. Allah'ın evet. izniyle. Efendim? Merkez olmasının avantajı. Yani merkez olmasının avantajını mı kullanıyor? Yani, belediye çok yakın, sorunlar oradaki insanlar da duyarlı. Esnaf çok bölgede. Evet. Evet. Esnaf duyarlı. Evet. Şey yapmıyor yani hep muhtara yükleyelim birilerine değil çözüme ulaştırma. Evet. YEDAŞ'tan bir tek isteğimiz var tekrardan. Trafo çok benim bölgemde. O trafoların yerin altına alma imkanı yok mu? Veya kaldırımlarda küçük küçük şeyler var. Santral türünde. Hı hı. Kapalı kapıları.
Onların kaldırımlardan alınmaları sakıncalı. Çoluk çocuk geçerken kimisi keyfe zevke vurup kırıyor yani. O yüzden çalışmaların devam etmesi evet, diyorum. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ettik. Hüseyin Bey, Kara Samsun'u nasıl aydınlatarak ak hale getiriyorsunuz? Var mı o elektrik problemi size de var mı? O problemlerin %50'si tamam, %50'si de muhtemelen yeni bir programda yapılacak. Hı. Ki yapılır muhtemelen. Şimdi sonda oturmamın faydaları da var Şakir Bey. Mesela okullardan bahsettiler. Evet. Benim bölgemde eğitim kampüsü artı okul alanları çoğunlukta. Şimdi taşımalı sistem var. Yani çok rahatlıkla mesela buradaki yığılmaları rahat, zaten amacımız da oydu. 5 sene önce yaklaşık 10 sene önce Erdoğan şeyle Necmi Akgönül'le başlamış. Erdoğan Bey'le devam ettik. Bir ara verdik ama şimdi Erdoğan Bey yine eğitim kampüsüne el atacaktır. Şu eğitim kampüsünü muhtemelen yine canlandıracağız. Okul alanlarımız var. Mülkiyet problemleri var ama çözülür. Yani üzerine düşen yok. Şimdi okul yok, okul yok. Gerçekten okul yerimiz çok var. Ama bunu yapacak şeyler lazım, kişiler lazım. Yani o yüzden okuldan yana derdimiz yok. Mesela Kara Samsun'da, Baruthane'de, Kalkancı'da imkan var. Örneğin ana ormanı mı yapacaksınız? Orman ağaç dikecek alanlarımız var. Yeşil alanlarımız var. Hazırlanık yerlerimiz var. Muhtarlarımız şimdi bakıyor. Muhtarlar ana ormanı istiyorlar. Yapılır. Yerimiz de var. Ana ormanı. Çok güzel bir düşünce Asuman Hanım'dan geldi. Yani öyle bir yerimiz var. Bu tür çalışmalarımız var. Demek ki muhtarlar arası proje paylaşımı var. Yok, biz dernek olarak iyi işlere parmak atıyoruz. Başkanımızın dediği gibi bu, yani akil muhtar olduğumuza inanmaya başladım ben. Çünkü bu kaç şeye konfetçiye ben de gittim. Yani Güneydoğulu muhtarlar, muhtarların kaynaşması akil çok güzel. Akil kelimesi de yerleşti. Ama gerçekten ihtiyacımız varmış. Yani diyalog kopukluğu var. Biz o yabancı şeyle Güneydoğulu muhtarlarımızdan da konuştuk. Diyalog eksikliğimiz var. Bak bir araya geldik. Şimdi feyislerimiz de var, şeylerimiz de var. Her şeyi paylaşıyoruz. Yani yavaş yavaş, yani onlar da bıkmış bu işlerden. Evet. Bunları şey birebir toplantılarımızda şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Bunlar da bu konulardan müsterip ama düzelecek mi? İnşallah düzelir. İyi yola çıktık. Bir de bu şey, başkanımın dediği gibi bu şu son zamanlarda bu gençlerin kullandığı şeyler, spora önem şey yapmalar. Ben spordan anlamam ama zorunlu bir spor kulübü kurdum. Kara Samsun Spor diye bir kulüp daha kurdum. Gerçekten masraflı şeyler. Bunu finanse edecek. Finansasını yapıyoruz da bu beden terbiyesi biraz buna. Mesela evrak yapacaksın para, şunu yapacaksın para. Bence amatöre biraz sahip çıksalar ya, gençleri biraz spor yapsa mesela, ben şu an 2-3 taneyi kurtardık. Mesela Kemal Bey Kökçüoğlu muhtarı da öyle bir spor çalışıyor. O da kurtarıyor. Yani bu böyle böyle olur. Yani benim elimden bu kadar geldi. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir. Bir de mahallemde işte sorunsuz değil de sorun var. Şu birinci hat var bende. Bu şeydeki geliyor bu. Ihlamur Bulvarı'nın yarısına kadar geliyor. Şu eğitim kampüsünün kavşağından dönseydi oralara çok faydalı olacak. Bunu ben başkanımdan, büyükşehir başkanımdan rica ediyorum. Ora olursa o bölge dua eder. İyi dua alır. Bir de muhtarlarla aralarında kopukluk olan yerler var mı? Var başkanlarımızın. Mesela biz pazar günü çok yağış yağdı. Yukarı köyleri gezdik vakıf müdürümüzden. Vakıf şeye gittik. Çakallı'ya gittik. Çakallı'da Taşan diye bir yer var. Çok mükemmel bir yer olmuş. Ben bilmiyordum orayı. Evet evet, orası restore edildi. Buradan ben biraz da benim memleketim oralar. Ben de onu ifade edeyim. Çok ama harika. Şakir, ben orayı bilmiyordum. Ha, bir Taşan reklamını gibi ben animasyon zannediyorum. Gittim, yaşadım gerçekten. Ve projeyi anlattılar orada bana. Çok güzel bir cami var orada. Güzel bir mesire alanı yapılacak. Ve çok güzel bir ortam var orada. Yani orayı ben başkanımdan önce bir kahvaltı programı düzenleyelim orada. Gerçekten çok süper bir yer olmuş. Ben yapanlara Allah razı olsun diyorum. Evet. Peki başkan, size birkaç yani iki dakikalık tamam. Bir son söz vereyim çünkü program var, reklama gireceğiz. Evet, buyurun. Ben az önce muhtar arkadaşlarım belirtti, bu sendet güçlüğüyle ilgili sürekli emniyet müdürlerin, sayın asayiş şube müdürlerimizle sürekli görüş halindeyiz. Mahalle polislerle, toplum polislerle görüş halindeyiz. Ben burada hakikaten çok büyük, bu yaklaşık şey dönemi söyleyeyim, 14 yıllık İktidar döneminde ve spor döneminde, daha önceki spor bakanımıza buradan en şey hakkını teslim edelim. Hı hı. Ben Sayın Suat Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü Samsun'a çok büyük bir spor alanları kazandırdı. Ben Samsun'un spor kendi olacağına düşünüyorum. Fakat Hüseyin arkadaşımın belirttiği gibi Şakir Bey, yani bastığı bir mühüre, bir lisansa 15 lira gibi bir rakam alıyor.
Yani bir mühür. Bugün buhtalarımızın %95'i bedava mühürden para almıyor. Bir mühürü düşünün şimdi 50 tane lisansı mühürlettireceksiniz. Veya Şakir Bey grubundan sporcu alacağım 900 lira lisans geçiş ücreti. Bunları düşünmeliler. Samsun'da yaklaşık 100'ün üzerinde amatör grup vardı. Şimdi parmakla sayılacak duruma düşünmüş. Bunu beden terbiyesi çok iyi şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı beden terbiyesi bunu çok iyi hesabını yapması lazım. Bu konuda Samsun'daki bu yüzden biz çok üzgünüz. Yani Samsun sporumuzun bu durumda olmaması lazımdı. Defalarca burada TV ekranlarında da sağ olsun Atilla kardeşimiz de program yapıyor. Ben sürekli seyrediyorum. Samsun spor kentinin bir spor kenti olacağına, gençliğinde potansiyele buna ihtiyacı olduğunu, var olduğunu da kabul ediyorum ben. Bu sebeple bunlar da el atılırsa amatör kulüpler şeyde sıkıntı yok Şakir Bey. Çok bol malzeme. Belediyelerimiz Allah razı olsun. Belediyelerimiz çok spor malzemesi var. Futbol topu biz yeminle söylüyorum 80'li yıllarda futbol topu bulamazdık ya. 70'li yıllarda zaten yoktu. O şişirmeli toplar vardı. Bu toplar en azından bunları bol bol dağıtıyor. Sıkıntı yaşamıyoruz. Bir de onları halledersene bir sorunlar çözeriz. Buradan Aks TV'ye, Aks TV yöneticilere, size ben yine buradan iş adamlarımıza çağrı yapacağım. Sivil toplum örgütlerine çağrı yapacağım. Mutlaka reklamlarıyla, toplantılarıyla Aks TV'ye sahip çıkalım. Samsun'un bir tane ulusal kanalına sahip çıkmalarını istiyorum ben. Evet. Bu tartışmaları sık sık yapsın, Samsun'u gündeme taşıyalım. Evet, teşekkür şimdi, ediyorum, sağ olun. Bizim televizyonumuz Samsun'un dünyaya açılan penceresidir. Penceresidir. Tabii biz de üzerimize düşen görevleri kentimizin daha iyi hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda, kültürel anlamda, sanatsal anlamda, sportif anlamda Samsun'un gelişmesi için biz de televizyon olarak kendimize ne düşüyorsa bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bu program 15 günde bir yayınlanacak. Bu mahallenin sesi mahalleliler konuşacak. Önce muhtarlardan başladık. Ben başarılar diliyorum, sağlık diliyorum sizlere. Bizim programımızı, bu akşamki programımızı burada bitiriyoruz. Ama şimdi benden sonra, reklamlardan sonra arkadaşımız Muhammed Çavuşoğlu'nun, Haber Gazetesi Spor Müdürü Muhammed Çavuşoğlu'nun hazırlayıp sunduğu çok kaliteli bir program daha başlayacak. Sporla ilgilenen, Samsun'la ilgilenen insanları o programı da izlemeye davet ediyorum ben. Efendim çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir bu akşamki programımızı böylece bitiriyoruz. Ben Haber Aks yayın ekibi adına bizi hem Samsun'dan hem Anadolu'dan hem Trakya'dan hem Avrupa'dan hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden izleyen izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. 19 Mayıs kentinden iyi akşamlar diliyoruz.